yok. Biz TRT'ye de mesaj veriyoruz. TRT özellikle Devasa ilgili söylemlerimizi kesip yayınlıyorlar. Özellikle sizin medyanız vasıtasıyla olayın çıkı sebebi ilgili özellikle TEDAŞ tellerinden kararlı olduğunu özellikle de bana anlatıyorum. Kesinlikle Başkan söyledi. Birden bu ekili alanlara sıçradı. Biz köyler kendi imkanlarımızla traktörlerle falan müdahale ettik. İlk başta biraz yani rüzgarla hem dinince kontrol eder gibi olduk. Ondan sonra aniden bir fırtına çıkınca tekrar rüzgar o yani yanan yerlerdeki o yangınları yani ekili alanlara bu sefer Elektrik direklerini Geldim İbrahim Eren Köksalan köyü sakiniyim. Olayın yangının ilk çıkış anını ben bizzat gördüm. Hani ilk tanıyayım diyebilirim. Şimdi o esnada benim çocuğum başını pencereden uzattım ama dedi tellerden diyor ateş yukarı çıktı sana sonra dedi bir de rüzgar var dedi yangın çıkmasın dedi. Ben tam başımı uzattım bir anda baktım kılıcımlar yere düştü. O diren dibindeki otlar uçmaya başladı. O anda zaten bizim traktörler sürekli hani tedbir amaçlı kumluklar, tutmaklar hep hazır olduğu için ben bir anda traktöre bindim, yani yangına müdahale etmeye çalıştım. Yani etrafını biraz sürdük, yani kontrol altına almaya çalıştım. Onda bir de fırtına çıkınca yangın tamamen kontrolü çıktı, ekili alanlara sıçradı. O anda bütün köyü zaten kendi imkanlarıyla ateşi sürdüm, yangını sürdürmeye çalıştım. Ama kesinlikle yani bizim imkanlarımız yapabilecek bir şey değildi. Ondan sonra merada hayvanları otlatan çobanlar vardı. Onlar da işte kendi hayvanlarını kurtarmaya çalıştık da maalesef onlar da yani hayvanlarla beraber her yanda bir daha vefat ettiler. Hadi. Acımız çok büyük. Diğer köylüler de konuşmak istiyor. Yani bir çiftlere sunmuş. Ondan sonra DEDAŞ açıklama yapmış. İnmiş, bizim o bölgeye verdiğimiz bir enerji hattı yok diyor. Yani eğer bu bölgede verilen bir enerji hattı yoksa biz şu anda hani bu ülkenin bir toprağın parçası değil miyiz? Yani bu DEDAŞ vermiyorsa bu enerji bize kim veriyor? Yani zaten DEDAŞ'ın burada ihmali çok çok fazla. 40 yıllık bizim bir şebeke altyapımız var. Bunu defaatle hem yazılı hem sözlü hem şifa hem bunu onlara ilettim. İşte bu halkların yerine sürekli tehlike saçıyor. Ha bu bizim Çınar'da bu bilmem kaçıncı yangıdır bu sene çıkar. Bir sürü vermiş değil mi? Evet evet hem dilekçe verdi hem süzdü hem kurumlarına gitti. Kesinlikle bize bir dönüş olmadı. O hatlar yenilemediği için yani bu yangının çıkış sebebi bu hatlar yani eski olmasın zaten hep çıkıp gelir çok zayıf artık zaten yeterli. Yani akım gelmiyor. Bizim köyde şu anda 3 aydır elektrik yani 110 burada bize elektrik veriyorlar. Şu anda bizim hiçbir buzdolapları çalışmıyor. Bizim yani sulama yapma şansı yenilemişler. Delilleri karartmak için hani bilir kişi kapıları işte yazıkın hani sahada herhangi bir bulgun yani bir delil elde etmesinler diye bütün o yanan yerleri onarmışlar. Dün Diyarbakır Barosu'ndan işte sadakalardan yani ekiber geldi. Bizzat biz yani olay yerine onlara da bizzat yani toplandılar, delilleri topladılar.